Yine güzel bir günden günaydın Karadağ'dan. Dün hükümet yeni kararlar aldı. Karadağ hükümet yeni kararlar aldı. Buna istinaden akşam 7 sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı var artık Karadağ'da. Aynı şekilde cumartesi günü öğlen 1'den pazartesi sabah 5'e kadar, yani hafta sonu da evden çıkma yasağı var. Karadağ hükümeti bu işi gerçekten çok sıkı tutuyor. Yoksa Karadağ gibi uluslararası bir ülke çok daha fazla vakaya sahip olmalıydı diye düşünüyorum. Şu anda çok şükür sadece 105 ve 1 ölüm var. Bu şu anlama geliyor bizim için. Bol bol zamanımız var. O yüzden bahçeyi kemirmeye devam edeceğim. Ne zaman ben bahçeye çıksam haylaz böyle başlıyor. Anne içeri gelsene dercesine böyle. Buradayım oğluşum. Annem işleri halletmem lazım ama. Buradayım. Haylaz. Bir de çocuğun yok mu diyorlar. Var işte iki tane. Velhasıl bahçe yolu. Şimdi evin kapısı ile bahçenin kapısı bir düzlemde olmadığı için hafif bir kavis vermem gerekiyor. Bunu geçen sefer belirtmeyi unutmuşum. Yeğenim uyardı. Teşekkür ediyorum Çağla. Ve eğer ki kerteniz olarak döşediğim kiremitlere bakacak olursanız tatlı bir dönüş var. O dönüş de oraya doğru gidecek. Oradan çıkan toprağı normalde atıyordum ama içerisinde çok sayıda çiğdem var. Ve aynı zamanda güzel bir toprak. Kırmızı güzel bir toprak. Ondan dolayı zihni sinirlilik yaptım ben de. Zihni sinir ne yaptı bu seferde? Bunu yaptı. Nispeten düzgün olan, kırılmış olan düzgün kiremit parçalarından çiçek adacıkları yaptım ağacın etrafına. Güzel oldu mu? Evet oldu. Aynı şekilde işelediğim, kazdığım toprağın içerisinden çıkan çiğdemler var şöylece. Çiğdem soğanları. Ve esas bombayı göstereyim size. Bunu normal koşullarda ben evet orkidegillerden diye düşündüm ama o olacağını düşünmemiştim. Antalya'dan bir abimiz söylemişti. Kulakları çınlasın Erdoğan abi. Şu gördüğünüz bitki ve şunun altındaki yumrular. Çok az kişi bunu bilecektir. Ben de yeni öğrendim çünkü. Salep bitkisi. Bu şekilde gördüğünüz yumruların içerisinde internette okumuştum. Tam emin değilim şu anda ama nispeten buruşuk duranlar, toplanabilecek olanlar, sert olanlar anaç olanı bırakıyorsunuz. Anaç olmayan hani eril ve dişil olarak ayrılıyormuş soğanları, yumruları. Eril olanları alıp dişil olanları bırakıyormuşsunuz sonraki sene için ve bu şekilde salep bitkisi üretebiliyormuşsunuz. Öğrenmiş olduk. Bunları ekeceğim ben bahçeye tabii ki tekrardan. Gerek çiğdemleri, gerekse diğer bitkileri ekeceğim buraya. Aşkıma gelince glayol hani çoğu kişi için tercih edilen bir bitki değil. Neden bilmiyorum ama ben çok severim glayolu. 50'li paket olarak almıştım zaten birkaç hafta önce Kalia'dan. Bunun içerisinde de 10 tane vardı galiba. Evet 10 parça. Daha önce de yaklaşık 30 tane de bahçeye ektiğim glayoller var. Onlar da şu anda henüz ışkın vermediler. Muhtemelen onları da çıkartıp yolun sağına soluna döşemek niyetindeyim. Olacak mı? Evet olacak. Uğraştıracak mı? Uğraştıracak. Nasılsa zamanımız bol. Görüşmek üzere.